Çocuklar, çocuklarımız, yarınlarımız. Kendi dünyamızla o kadar meşgulüz ki acaba çocuklarımızın sesine yeterince kulak veriyor muyuz? Onları ne kadar dinliyoruz? Hayallerinin, isteklerinin, dertlerinin ne kadar farkındayız? Mardin'den Zonguldak'a, Antakya'dan İstanbul'a, Anadolu'nun bambaşka coğrafyalarında gözlerini açan, çok farklı aile yapılarında büyüyen, her biri kendine has, rengarenk açan çiçekler gibi. Bilim insanlarının alfa kuşağı adını verdiği 5,5 ile 12 yaş arasındaki 20 çocuğa kulak verdik. Kameranın karşısına ilk kez geçtiler. Sorularımıza bazen sorularıyla cevap verdiler. Yakındı, yakındı. Günlük telaş içinde durmaya vakit dahi bulamadan peş peşe attığımız koca adımlarımızı şimdi biraz yavaşlatalım. Çocuklarımızın minik ama kararlı adımlarını takip edelim. Göz ardı ettiğimiz, bir yetişkin olarak mücadeleden vazgeçtiğimiz pek çok şeyi ve gerçekleri çocuklardan duymaya hazır mısınız? Çünkü çocuklar hep doğruyu söyler. Çocuklar hep doğruyu söyler. Sence de öyle mi? Bazen. Bence hep doğruyu söylemezler. Çünkü benim arkadaşım var, sürekli yalan söylüyor. İlk soruda bu cevabı bekliyor muydum? Doğrusu hayır. Fevzi Mert'in netliği şaşırttı beni. Pekala, yine de filmimizin isminde ısrarcıyım. En büyük hayalin ne? En büyük hayalim bilim insanı olmak. Bilim insanı olup bir şey keşfetmek. Benim bir kitabım var, yazıyorum. İçinde buluşlarım var. Kardeşime bile göstermiyorum yani. Anne babana? Anne babana da göstermiyorum. Güvenmiyor musun? Güvenmiyorum. Kime güvenirsin? Kimseye. Hiç kimseye güvenmem. Çünkü herkes yalan söyleyebilir, çok kolay bir şey. İşte bu, doğru cevap. Yanılmamışım. Çocuklar hep doğruyu söyler. Sorulara devam ediyoruz. Özgür, en büyük hayalin nedir? Uzayı çok seviyorum. Yani böyle çocukluğumdan beri uzayı çok merak ediyorum böyle. Yani 3-4 yıldır. Başka yerlerde koloni oluşturmak mesela. Böyle yeni gazlar keşfetmek, helyum gazı gibi şeyler, metan gazı gibi falan, oksijen gibi. Ondan sonra uzaylıların gerçek olup olmadığını merak ediyorum. Yani mesela böyle her teoriden kaç tanesi doğru? Mesela 1000 tane teori üretin ya bir tanesi doğru veya hepsi yanlıştır. Gerçeğini bilmek çok çalışıp artık o gezegeni gidebilmek teknolojimizde. Ama Türkiye'nin teknolojisi yetmiyor mesela. Ama mesela Rusya'nın ediyor, Çin'in ediyor, Hindistan'ın ediyor, Amerika'nın ediyor. Çocuktan al haberi demişler. 8 yaşındaki Özgür konuya hızlı girdi. Uzay çalışmalarında Türkiye'nin teknolojisi neden yetersiz? Eğitim kalitesinin bir etkisi olabilir mi? Büyüyünce yazılım mühendisi olmak isteyen 12 yaşındaki adaya mikrofonunu taktım. Yani eğitim sistemimiz böyle. Yani sınav sistemi teste dayalı bir sınav sistemimize sahibiz. Yani her şeyi bilgi ölçmek yerine senin konuyu anlayıp anlamadığını, ezberleyip ezberlemediğini ölçüyor. Yani bilgi sahip olsan bile eğer o konuda şey ezberlemediysen sonuç başarısız olmak oluyor. Bence en kötü şey şu an eğitim sisteminde bana göre
Yani dersleri hep aynı şekilde ve aynı şeyde görüyor olmamız. Mesela tarihi çok seven birisiyim ama şu an 8. sınıfa kadar tarih konusu işleyemeyeceğim. Bu beni üzüyor ama yine de buna alışmak zorundayım. Ben böyle bir kişi olsam mesela örnek veriyorum. Kendim bir okul yaptırırdım. Gelen öğrenciye sorardım. Hangi dersleri en çok seviyorsun? Kendisi seçtiği derse göre konulara girecek. Mesela sadece matematik mi seçti? Yani mesela 5 ders matematik girecek. Sen mi matematik seçtin? 2 ders falan 2 ders matematik girecek. Bu tarzdan bir okul yapmak benim için daha güzel bir şey. Yani çünkü öğrencilerin sevmedikleri birçok ders var ve bazen oturup şey diyorlar mesela. Bu dersler bizim büyüdüğümüzde ne işe yarayacak mesela? Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Beyaz Su Mezrası'nda yaşayan ve her gün taşımalı olarak okula giden Renas'ın okulla ilgili isteği ise bambaşka. Bizim bir okul burada olsa güzel olurdu. Burası küçük bir yer olduğu için daha köy bile değil, mezra küçük bir yer. O yüzden burada bir köy olmuyor. Bir keresinde yapacağız demişlerdi ama yapmadılar. Benim şu an param olsaydı, böyle zengin birisi olsaydım buralara okul yapardım. İyi bir öğretmen, kız babalı, ceza vermemeli bence. Güzellikle anlatmalı diye düşünüyorum. Dedim öğretmenim ben şarkıcı olacağım. Dedi ol, dedi sen çok çalışkansın, inşallah büyüdüğün zaman meslek sahibi olursun. Dedim inşallah öğretmenim. Dedi sakın öğretmen olma yoksa kafan şişer. Benim sabahtan akşama kadar kafam şişiyor. Öğretmenim de azıcık coşku istiyorum. Heyecan, bunları istiyorum. Ama öğretmenimde bunlar yok, ben bunları istiyorum. Sadece bana değil herkese kızıyor. Öğretmenimde coşku yok mesela. Hiç coşkulu değil. Sonra hiç heyecanlı da değil. Hep bir şey olacak. Sınıftaki bütün çocuklar heyecanlanıyor ama öğretmen de heyecanlanmıyor. Bu beni üzüyor. Derslerinde meraklı bir öğrenci olan 8 yaşındaki Pera'nın isteği ise biraz farklı. Teneffüsleri birazcık uzatırdım. Ama 5 dakikalık teneffüsler çok kısa. Sınıftan çıkamıyoruz bile. Yetişkin her insanın içinde oyun oynamak isteyen bir çocuk vardır. Peki çocuklar için çocuk olmak ne demek? Çocuk olmanın kötü ve iyi tarafları neler? Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin İstasyon Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuklu bir ailenin en küçük kardeşi 8 yaşındaki Zilan'a sordum. Çocuk olmanın en kötü tarafı nedir? Çocuk olmanın en kötü tarafı dışlamak. Sen çocuksun deyip onu dışlamak bence en kötü tarafı. Mesela büyükler bir şey yaptığında ben yapabilir miyim diyoruz. Onlar sen küçüksün deyip onu hayır diye reddediyorlar. Önce de hayal kuruyoruz ama o hayalin gerçek olup olmadığını düşünmemiz zor bir şey. Gerçekten görmemiz. Mesela ben 2045'te falan ancak gökbilimci olabilirim yani. Böyle gökbilimci olmak için özellikleri var. Mesela 1.60 bu ya 1.90 boyunda olmamız lazım. İngilizce 100 sayı bilmemiz lazım. Ondan sonra bayağı uzayla alakalı şeyler bilmemiz lazım. Mesela Avrupa'nın şeyine gitmemiz lazım. Avrupa'daki uzay ajanslarına, Rusya ajansı uzayına, Hindistan, Kanada, Meksika, Amerika. Küçük olunca daha çok bilmişlik taslıyorlar sana. Mesela benim arkadaşım var. Çoğunlukla artistlik taslıyor bana. Sürekli artistlik taslıyor. Sen küçüksün diyor. Sen bilmezsin, sen az bilirsin. Sen küçüksün diyor. Bence büyüklerin bizi küçüğüz diye pek dinlememeleri. Bence en büyük şey bu. Ben anneme bir şey söyledim de şimdi işim var, şimdi olmaz falan diyor. Çocuk olmanın en kötü tarafı bu. Çocuk olmanın mesela dövmek. Bazen ablamı dinlemiyorum ve o beni deviyor. Ama bazen de beni çok seviyor. Aynı anneler gibi hem severim hem deverim. Yalan söylüyorlar ve ben buna inanmayacağım diyorum. Daha sonra tekrar inanıyorum, tekrar inanıyorum, tekrar inanıyorum. Ve bunun sonunda her zaman üzülen ben oluyorum. Yani aslında
yani her şeye inanmak istemiyorum ama ister istemez de inanıyorum. Mesela kendinden büyükleri bir iş yapıyor ama yanlış olduklarını fark ediyorsun ama pek söylemeye şey yoklar yani. Bazı insanlar tabii böyle, çoğu insanlar çocukları sever, yapar, eder. Bazı insanlar da çocuklarını hiç sevmez, tam tersine onları zorbalarlar. Peki çocuk olmanın iyi tarafı nedir? Küçük yerlere sığabilmek. Saçlarımın hepsi su içinde kaldı. Sence kaç yaşına gelince yetişkin olunuyor? 18,5. Çünkü 18 yaşından sonra kimliğe fotoğraf koymuyorlar mı? Fotoğraf koyunca da yetişkin oluyorsun. 30. Büyükken 30 yaşlarında daha da hızlı koşmaya başlıyorsun. Yani yetişkin olmak aslında olgunlaşmak gibi bir şey. Kesin bunun bir yaşı yok yani. Yetişkin olmak demek insanın kendi başına yaşayabileceği yaşa gelmek. Bu herkese farklı olabilir. Yani bence bunun kesin bir yaşı yok. Bence aslında 18 iyi bir yaş. Çünkü o zaman kendini tanıyabiliyorsun ve nelerin sana iyi geleceğini ya da kendine nasıl bakabileceğini öğreniyorsun. Bence o iyi bir yaş. Kaç yaşına gelince? Bana göre 20 yaşına gelince. Ne yapacaksın şimdi? Yetişkin olunca ne yapabiliriz değil mi? Soruyorsunuz. Yetişkin olunca ne yapabiliriz? Yetişkin olunca dışarıda tek başımıza çıkabiliriz. Sonra istediğimizi yapıp giyebiliriz. İstediğimize kimse karışamaz. Sonra her şeyi yapabiliriz. İstediğimiz şeyleri yapabiliriz. Gidip çalışabiliriz istersek. Okuyup. 18, 19, 20 öyle gider. 28 yaşından sonra artık pek bir oyun oynayasın gelmiyor. Tamam, 18 yaşında bile telefondan oyunlar oynarsın ama 28-29 yaşlarda artık onu komple bırakıyorsun ve ortaya hiçbir şey kalmıyor. Artık full çalış, full ailene bak falan filan. İşte bu tarz şeyler. Şarkıcı olmak istiyorum. Ama onu gerçekleştiremezsem koşu atleti olacağım. Diyorum öğretmene, diyor Şimuni koşu atleti para kazanmıyor ki. Dedi eğer para kazanmazsa insanlar o işi yapar mı ki? Dedim öğretmenim ben şarkıcı olacağım. Böyle hani o yıldız vardı ya, ne diyordu unuttum. Edis, evet Edis. Onun gibi olmak istiyorum. Onun söylediği şarkı harika. Arıyorum onun adı. Söyleyeyim mi şarkıyı? Arıyorum. Bilsem sensiz nasıl yaşıyorum. Ah arıyorum. Kalbim cızalı cızalı. Şimdi söyle ben ne yapayım ne yapayım. Söyle ben razıyım razıyım. Ah razım razım. Böyle işte gidiyor. Yetişkin olmak. Kimi zaman hülyalara dalmak, kimi zaman hayallerinin peşinden yollara düşmek, gerektiğinde kavuşmak, gerektiğinde ardında bırakabilmek. Yetişkinler için aşık olmak büyük olay. Peki çocuklar için aşk ne demek? Nedir senin için? Aşk, sevgi. Onu bilmiyorum. Yani bir normal bir insanı normalden daha çok sevmek işte aşktır yani. Aşk nedir? Aşk bence güzel bir şeydir ama bazı kişiler aşktan utanıyor. Sonra utanıyor, sevmiyor. Bazı kişiler de hatta aşka nefret ediyor. Ama güzel bir şeydir. Çünkü aşık olmak güzel bir şeydir. Aşık oldun mu? Yok. İstemiyorum da. Ben sevmiyorum. Genellikle aşkı hiç sevmiyorum. Çok saçma bir şey. Boş zaman geçirmek. Ben anneme aşığım. Aşk... bilmem ya. Niye?
Şarkı demek. Evet, bir kere aşık oldum. Anlatmasam. Onlar dünya üzerinde ismi konulan son kuşağın bireyleri. Dijital çağın rengarenk çiçekleri. Çevrim içi bir hayata doğdular. Teknolojiyle daha önce hiçbir kuşak bu kadar iç içe olmadı. İnternet dünyasının sunduğu olanaklarla çevrili bir hayatları var. Ekran önünde geçirilen saatler, telefonlar, tabletler hayatlarının olmazsa olmazları. Peki ya sosyal medya? Dijitalleşmeye beraber işte çocukluk değişti yani. Doğa dışarı çıkıp oynamak yerine, onun yerine evde olup bilgisayar oynuyoruz. Ne tabletim var, tabletim de yok, telefonum da yok şu an. Onun yüzden ablamın telefonunda ders programını yapıyorum. Daha çok derslerim için kullanıyorum ben. Ben üzerince her gün iPad oynuyorum. Hani TikTok'la pek şey yap, yani TikTok kullandığım zaman ilişkilerim pek iyi değildi. Arkadaşlarla olsun. Ama TikTok'u bıraktım, sadece Instagram kullanıyorum. Böyle aslında daha çok şey yapıyorum şimdi TikTok ve Instagram kullanırken önceden. Şimdi sadece Instagram kullanıyorum. Ailemle daha fazla sohbet ediyorum mesela. İnternet önemli bence. Bilgi öğreniyoruz ondan. Başkası yazıyor, bizim bilmediğimiz şeyleri yalanlanıyoruz. 18 yaşıma kadar ailem kullanmama izin vermiyor. Akıllı saat kullanıyorum. YouTube yasak. Şeyleri yasak. Annem yasakladı. Çünkü YouTube'da kötü şeyler olduğu için istemiyor. YouTube'u önceden yasaklamıştı. YouTube kendi izlememe izin veriyordu. Orada çok hemen çocuk film çizgi filmleri vardı. Artık onda da izlemiyor. Çok kötü şarkılar olduğu için. İnsanların böyle sürekli kendilerini paylaşmalarına ya da böyle bir sürekli bir şey atmalarına gerek yok bence. Dışarıya çıktığında bir tane insanın seni beğenmesi like'ın yerine geçebilir. O yüzden çok ihtiyaç yok bence sosyal medyaya. Çok para olsa telefon almak isterim. Ben YouTuber olmak istiyorum. Instagram, Twitter, TikTok falan yaparım. Duyururum herkese. Onu söylerim. Benim bir YouTube kanalım olacak. Merhaba arkadaşlar, ben Renaz. Bugün sizinle Minecraft oynayacağız. Öncelikle sizden abone olup like atmanızı istiyorum. Bunlar benim için önemli şeyler. Biz kanalımızı daha çok büyütmek için. Böyle olur. İsminin anlamı yol bilen, rehber anlamına gelen Renaz, umarım bir gün hayalini gerçekleştirir. Hayal etmek, kendine inanmanın başlangıcıdır. Hayal etmek özgürlüktür. Çocukken kurulan hayaller büyüdükçe bir kenara bırakılıyor ne yazık ki. Ve başka şeyler belirleyici olmaya başlıyor. Mesela para. Çocuklar için para ne demek? Sordum. Para nedir? Hangi paradan bahsediyorsun? Ya paranın her sesi var. Mesela burada euro var. Mesela euro var, dolar var. Bayağı ondan sonra bayağı TL var. Ondan sonra bu paralar mesela her TL çıkıyor. Mesela bizim en büyük paramız 200 TL. Mesela başka ülkelerde mesela bizde 20 kuruş yok. Ama euro da var bakın. Söyleyeyim 20 kuruş euro var. Şimdi bu 3 lira 5 kuruş falan ediyor. 3 lira yani. Mesela şimdi her şey pahalı mesela yani. Ama başka ülkelerde ucuz mesela Amerika, Çin gibi. Avrupa Birliği'deki ülkeler, NATO gibi, Sangay gibi. Harcadığımda hepsi gider. Para biraz, öğretmenimiz diyor ki kötü biraz. Yani bunun için her şey yapılabiliyor. Yani bazı kişiler canlarını alıyorlar bir kişinin para için. Para uğruna kötü şeyler yapılıyor. Para zengin olmak benim düşündüğüme göre. Başkalarının düşündüklerini bilmiyorum, duymadım. Para çoğu kişinin söylediği kadarıyla mutluluktur ama
Bana göre mutluluk parayla alınacak bir şey değildir. Yani zengin bir çocuksun. Baban sana her geçen gün yeni yeni şeyler alıyor. Onlar seni mutlu ediyor ama artık bir yerden sonra hep aynı şeyleri görmeye başlıyorsun. Yeni bir şey yok. Ama bir fakir bir çocuk olsan bile babası hiçbir şey almaması bile gelip onun sana sarılması seni çok daha mutlu edebilir. Ama çoğu yönden açıkçası yani çoğu insana göre mutluluk alınabilir bir şeydir parayla. Harçlığın var mı? He? Harçlığın var mı? Evet. Harçlığın ne kadar? Dolar mı, euro mu, altın mı, TL mi? Bitcoin çok önemli. Bitcoin çok önemli. Okul açılıyorum yani böyle pay almıyorum. Okul açılıyorum hep yani. Ya en fazla 20 lira. O kadar. Yani ya en fazla 50 falan veriyorlar. Bu kadar. 36 dolar. 32 euro. Para önemli. Önemli olmasına da kıyafet için, kıyafet almamız için, beslenmek için. Ama kahkahayla daha güzel olabilir dünya. 32 dolar. 36 euro. 526 TL. Yok 572 TL. 546 TL. Kaç gram olduğunu bilmediğim bir de altın madalya var. Harçlığım var. 10 lira ya da 15 falan. Ayda böyle 50 TL, 100 TL falan bitiyorum ayda. O kadar bitiyor. Ama gün haftada 5 lirası gidiyor. Ama 15 lirası falan. Öyle. Sadece Ramazan payında para veriyorlar, başka vermiyorlar. Para önemli bir şeydir. Ama para yerine coşku olmak, coşkuyla ödemek bu daha güzel bir şeydir. Çünkü para kazanmak için çok çalışıyoruz. Hem hiç yorulmayız. Çalışırız belki. Ama coşkuyla ödemek daha güzel bir şeydir. Çünkü coşku güzel bir şeydir. Para pis bir şeydir. Parayı ise zengin olunca vahşileştiriyor. İnsanları daha kötüleştiriyor. Bunu filmde gördüm. Çalışıyorlar, az çalışıyorlar ama coşkuyla para ödüyorlar. Bu çok güzel bir şeydir bence. Yani milyar doların olsa ne olur, trilyon doların olsa ne olur. En sonunda yani ölüme neyle gideceksin ki? Yani altın taht, altın bir mezar yaptırsan ne olacak? Elmas mezar yaptırsan ne olacak? Yani en sonunda para seni de gelmiyor yani. İnsanlık tarihi adeta savaşların tarihi. İnsanlık tarihi boyunca ortalama yaşamış olan 185 kuşaktan sadece 10 kuşak savaşla tanışmadı. Bugün alfa kuşağı da dünyanın büyük sorunlarıyla iç içe büyüyor. Savaş, salgın hastalıklar, çevre kirliliği, iklim değişikliği. Geleceklerini ilgilendiren bu yaşamsal sorunlara verdikleri cevaplardan gördüm ki çocukların içinde çok şey birikmiş. Zilan, dünyanın en büyük sorunu sence nedir? Dünyanın en büyük sorunu savaş ve sevgisizlik bence. Metti diye bir arkadaşım var. Onlar da savaş çıkmış. Onlar çabalamışlar kaybetmeyelim şehrimiz diye. Sonra onlardan biri arkadaşları çıkmış. Savaşa dayanmayın artık demiş. Ben de kalın gelin demiş. Ve onlar gelmişler Türkiye'mize. İlk de ama çok yabancılık çekmiş. Ama okulumuza gelmiş. Sonra bize alıştı. Türkçe'yi öğrendi ve mutlu oldu. Seviyor musun Mehdi'yi? Evet. Arkadaş olarak evet. Onu seviyorum. Çünkü bir şey yalan söylemez, sırrını açıklar, yardımcı olur. Bu yüzden onu seviyorum. Talibanlar ya da talipler savaş ediyordu. Biz bombalar atıyordu, mecbur buraya geldik. Savaş tehlike demek benim için. Ölüm demek. Thank you.
Suriye'den buraya yaklaşık 7-8 yıl oldu. 3 yaşında Suriye'den çıkıp buraya geldim. Yani orada gerçekten çok güzel, yani hatırladığım kadarıyla güzel şeyler vardı orada. Ama Suriye savaşı çıktığı için artık ben yani artık oraya gidemiyoruz tekrar. Ama oraya gidebilmeyi çok isterdim çünkü burası yani bana göre Suriye buradan daha güzel bir yer, en azından memleketim olduğu için. Ayrıca orada bizim birçok anımız var. Türkiye'de güzel bir yer ama Suriye bana göre daha şey bir yer, yani artık herhalde orada yaşayıp büyüdüğüm için olsa gerek. Ülkeyi kim yaptıysa, mesela ülkeyi yapmaya hiç gerek yoktu ki, mesela insanlar toplu yasaydı. Hiç yani din de yapan kişi niye dini yaptıysa yani. Yani herkes serbest yaydı işte, dini yapaydı değil mi? Yani mesela Müslümanlar domuz yemiyor ama başka dinler mi yiyor mesela, ateşte isteyenler, ama herkesin yeme hakkı var değil mi? Herkes yiyebilir. Mesela kimler tankları falan bulduk, silahları, hiç savaşmasak da olurdu. Yani savaşınca bir şey mi oluyor? Sadece ülke biliyor. Savaş bittiğinde ülkemize geri dönürüz, sonra mutlu olurum. Ama mutsuz da olurum, burası da güzeldi. Burası da benim bir ülkemdi. Peki bu ülkeyi sen yönetsen neyi önemserdin, neyi değiştirmek isterdin ya da? Orman yangınlarını. Çünkü her yerde orman yangını oluyor ama hiç helikopter çok az gönderiyor Türkiye'nin başbakanı. Çok kötüydü. Alevler fışkırıyordu. Bir tane arkadaşımın evi yanacaktı. Ağaçları kestiler. Ağaçları kestikten oyun alanımız da kalmadı. Her yeri duman kaplamıştı. Nefes alınmıyordu. Bizi de götürdüler. Babamın hiç sesi çıkmıyordu. Çok kötüydü. Sonra babam öksürerek gelmişti. Üstü başı da yırtılmıştı. Çok üzüldüm. Ormandan kuş sesleri, hayvan sesleri geliyordu. Geyik çok kötü bir acı ses yapıyordu. Değişik bir sesti. Yangın bizim evin dibine kadar gelmişti. Çok korktuk. Sonra komşumuzla beraber kaldık. Akrabamızla birkaç gün. Sonra teyzemizin yanına gittik, kim doğmuştu. Sonra oraya da yangın geldi. Oradan sonra Alanya'ya dayımın yanına gittik. Orada bir hafta boyunca kaldık. Sonra dayım tekrardan bizi buraya getirdi yangın söndükten sonra. Köyün ilk terk edilmesi gereken yaşlılar, çocuklar diye ilan edildi. Köy terk edildi. Ayaklarında tellikle köprünün oraya yürüyerek gittiler. Kemer köprünün oraya. Oradan jandarma geçirtmedi. Ondan sonra bazıları sudan yüzerek gitti cebinde telefonlarla. Bazıları ağaçtan ağaca atlayarak gittiler yangına doğru. Yangını söndürmeye çalıştılar bir iki gece. Müdahale ettiler ama hiç söndüremediler. Anladım. Çok geçmiş olsun canım. Peki, çocuk olmanın zor tarafı ne Kerem? Kötü durumlar görmek. Yangın gibi, sel gibi, özel doğa afetleri gibi. Yani en büyük sorunu
atmosfer kirliydi, kirlilik. Ondan sonra sıcaklık ve atmosferde olan tehlikeli gazlar ve radyasyon. Mesela atmosferde bir kalkan var. Radyasyon kalkanı, radyasyonlar içeri giremiyor. Yani bu da yani yok olacak mesela. Yani insanların, canlıların sonunu götürebilir yani dünyanın bütün güneş sisteminin neredeyse. Yani doğayı kirletmememiz lazım ondan sonra. Yılda mesela Kıbrıs kadar, mesela Güney Kıbrıs falan değil, Kuzey Kıbrıs değil. Bütün Kıbrıs adası kadar yer yok oluyor kulaklıktan. Ağaçlar yanınca da oksijen kaynakları azalıyor. Dünya değişmek istediğim bir şey olsaydı bu şey galiba iklim değişikliği olurdu. Çünkü benim geleceğim de değişiyor. Herkes geleceğini değiştiriyor yani. Ben olsa iklim değişikliğini önlemek açısından çabalarda bulunuyordum. İlk olarak sera gazlarının üretimini olduğunca azaltmaya çalışıyordum yani. Elimden geldiğince benzinli arabalardaki filtreleri arttırıp yani daha çok önlem almaya çalışıyordum. Çünkü önlemeden geçiyor. Ben gelecekte benim bir arabam olsa Tesla isterim. Çünkü o elektrikle çalışıyor, bir de egzoz, benzin hiç kullanmıyor. Doğaya hiç zararı yok hem de. Bir fotoğrafta gördüm böyle. Balığı kesiyorlar, balığı tutmuşlar, kesiyorlar, içinden şişe çıkmış. Şişe çıkmış ve bu da beni çok üzdü. O yüzden dünyayla özlem bu. İnsanlar çöplerini mesela yanındaki bir çöp kutusuna atmak yerine yere atıyorlar. Onlara daha kolay geliyor ama onların ömrünü kısalttıklarını fark etmiyorlar. İşte bu yüzden çevre kirliliği oluyor. Eşya yapmak için ağaçları kesiyorlar ama onlar gene onların ömründen, nefesinden gidiyor. Mesela biri yere çöp attığında onu uyarıyorum. Almasa da ben alıyorum. Yani durmadan çöp attıklarını uyarıyorum. Onlara şey yapıyorum, uyarıyorum. Onlara yapma diyorum. Yani çevreyi kirletmemeleri için elimden geleni çabalıyorum. Ben tema gönüllüsüyüm. O yüzden onları uyarıyorum. Bir tema gönüllüsü olmasam bile doğayı çok seviyorum. Temiz bir doğaya, sonra temiz bir denizlere, temiz bir dünya. Buna ihtiyacı var. Bence dünyanın böyle mucitçilere, çevre kirliliğini sonlandıracak, dünyayı daha iyi yapacak, icatlar yapacak kişilere ihtiyacı var. İleride bilim insanı ya da mucit olmayı hayal ediyorum. Çünkü bu şekilde dünyayı değiştirebilirim. Türkiye'de bir senin özel bir şey var mı? Türkiye'de benim özel bir şey var. İki şey var. Biri kötü insanlar. Bir de doğamız. Çünkü doğamız çok kirli. O yine onlar yine çiçek açabilirler. Mesela şöyle olur. Kötü insanlar çöp atsınlar ama onlar çiçek açsınlar. Böyle bir şey isterim bence. Bu daha güzel bir şey olur. Çetirik, öldürmek demek insanları. Buna bakamayacağım. Beni şu an en derinden üzen insanların birbirine kötü davranması, yok gibi davranması birbirlerine. Hani daha güzel davranabilirler birbirlerine, herkese. Ya karşısındakine çok kötü davranıyorlar. Sanki o yokmuş, onu o ayın orada değilmiş gibi onunla konuşuyorlar. Yani hakaretçi bir şekilde, tehditçi bir şekilde konuşuyorlar. Ben sesimi çıkarmıyorum aslında böyle şeylere pek. Çok şeyim yani, bu böyle şeylere karşı pek duygusalım yani. Bunlara karşı ses çıkaramıyorum. Aslında gerekiyor ama ben şey yapamıyorum insan. Hani karşımdakini üzmeyeyim diye bir şey söyleyemiyorum. Türkiye'nin şu an ekonomisi hiç iyi değil. Bence bu düzeltilirse çok iyi olur. Korona. Çünkü her yerde maske takmak gerekiyor. İlgisem su içinde kaldı. Bir de ekonomik kriz. Yani doların çok yükselmesi ilk olarak. Yani bir para sahipsen alım gücün düşüyor. Buna bir şey yapamıyorsun yani, elinde olmadan her şey fiyatı yükseliyor. En güzel şey bence bir bini. Binlercik bir kalem alıyoruz, o bile 100 lira oluyor.
O yüzden tek bazı kırtasiyelerden çok az yağ alabiliyoruz. Eskiden biz yazda hep patates falan dikerdik mesela. Hep yerdik mesela. O zaman da pahalıydı bazen. Bazen pahalı oluyordu. Öyle alıyorduk da şimdi dikemiyoruz. Onlar da pahalı. Fideli fidanları, fideli tohumları. Yani o yüzden havamız böyle yani çok kötü. Dolar çok artıyor. Yuva da çok artıyor. Artması biraz düşsün. İşte çok pahalı oluyor her şey. Ne pahalı? Her şey. Mesela Lego'lar çok pahalı oldu. Biz aldığımız için kendimiz çok pahalıya alıyoruz. O yüzden biraz düşürmelerini isterdim pahalılar. Annemle babamın kavga etmesi. Her evde olan bir şey. Mesela birilerinin beni kaçırması. Çok korkutucu. Gelecekte güzel bir şeye sahip olamamak, geleceğe sahip olamamak. Bundan da çok korkuyorum aslında. Yani güzel bir geleceğe sahip olmamaktan da çok korkuyorum. En büyük korkum Allah. Yani bu kadar basit yani. Allah'tan korkuyorum. İşte en büyük korkum öğretmenim. İşte çoğunlukla vuruyor. Kızınca vuruyor, kulağımızı çekiyor. Öyle cezalar veriyor. Çoğunlukla ceza veriyor ama bazen ceza vermedikleri de oluyor. O zaman seviniyoruz. Vuruyunca çok acıtıyor. Yani kızınca hepimize vuruyor. Sonra yine vuruyor. O yüzden sormuyoruz. En büyük ikinci korkum. En büyük ikinci korkum yok. Ne yapabilirim? Bir kötü insan doğaya ya da hayvanlara zarar vermesi onu hiç affetmem. En iyi arkadaşım olsa bile. Kötülüğü affetmem. Sonra dedikoduyu affetmem. Arkamdan konuşmayı affetmem. Bir tane arkadaşım dedi Ojen'i çaldın. Dedim hayır ben hiçbir şey çalmadım dedim. Ojen'den bile haberim yok. Sonra ne olduğu belli oldu. Evde kırılmış hocası. Dedi özür dilerim. Dedim özür dilemeye gerek yok. Ben artık senin arkadaşın olmadım. Dedim ama seni affedeceğim. Ama affediyorum işte. Saf olduğum için affediyorum. Allah kahretsin. Süper gücüm olsa annemin yerine bütün işleri yapardım. Sabahtan akşama kadar oturmuyorum. Biliyor musun ne diyorum annem? Diyorum sen sabahtan akşama kadar oturmalısın. Hiç kimse senin yaptığını yapamıyor diyeyim. Dedi eğer ben çalışmazsam evi kim temizleyecek? Böyle bulaşıkları yıkayabilirim diyorum. Ver yıkayım diyor. Hayır. En büyük dilim. Dünyayı göktaş yapmaması ve teleskopum olması. Böyle insan gözüyle görünemiyor ya bazı yerler. Yıldır. Mesela gece açık bir gecede en fazla 500 tane görebilir misiniz? 5000 tane. Ama evrende milyarlarca var, tonlarca var, trilyonlarca var. Hepsini görebilmek için gezegeneyi. Benim en büyük hayallerimden bir tanesi de İstanbul'u gezmek, Galatasaray'ın stadına gitmek böyle. Oraları çok gezmek istiyorum. İstanbul'da mesela Kız Kulesi, Topkapı Sarayı, Galata Kulesi onları çok gezmek istiyorum. Ankara'yı görmek istiyorum ve başkentimize gitmek istiyorum. Atatürk'ümüzün mezarına ve ona mezarına çiçek dikip mezarını sevmek istiyorum. Çünkü o bizi kurtarmış, savaşlara katılmış. Aslında padişah varmış ve o kadınları bir şey yaptırmayacakmış, ev alıp yaptıracakmış. Ama Atatürk'ümüz kadınlarımızın hayatını kurtarmış. Thank you.
Mutluluk benim için bütün güzel olan şeyleri ifade ediyor aslında. Herkesi mutlu etmek isterdim. Yani herkesi mutlu etmek çünkü güzel bir şey yani. Herkesi mutlu görmek yani beni de mutlu ederdi yani. Anne ve babanın mutlu olmasını istiyorum. Çünkü babamın o kadar güldüğünü görmüyorum. Genellikle kendisi ciddi birisidir. Pek güldüğünü görmüyorum ama bazen espri yapıp hafif de olsa güldürebiliyorum. Ama yine de mutlu olmasını isterdim babamın. Bence her zaman mutlu olalım. Kahkaha atalım. Mutluluklarla doyalım. Çok güzel bir mutluluk olsun. En büyük dileğim senin yanında kalmam. Hep kötü insanları iyi insan çevirmeye çalışacağım. Bu hayallerimi gerçekleştireceğim. Şu dünyadaki en mutlu kişi mutluluk verendir. Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendir. Şu dünyadaki en mutlu kişi mutluluk verendir. Hera, Neva, Ferhan, Ada, Özgür, Zilan, Aziz, Onat Eymen, Fevzi Mert, Alperen, Burçin, Emine Gül, Renaz, Tibelya, Menaf, Mehdi, Mustafa Kerem, Delal, Almina. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan dijital çağın çocukları onlar. Dünya üzerinde isim konulan son kuşağın, alfa kuşağının bireyleri. Bir yandan dünyanın sorunlarını içselleştirecek kadar hassas ve kırılganlar, bir yandan da dünyayı kurtarmak için süper güçlere sahip olma hayalleri var. Çocukların dünyasına yaptığımız bu yolculuktan öğrendim ki, görmek istediğimiz değişim çocukları dinlemekle başlayacak. Nazım'ın dediği gibi, dünyayı verelim çocuklara. Hiç değilse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar. Dünyayı çocuklara verelim. Bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı. Hatırlasın dünya insanlığı. Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendir. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa. İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa. İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Sana da ben bulundan nefes alamıyorum. Büyüklere sevgi tavsiye ederim. Küçülük mesela. Mesela biri düşerse ona gülelim. Acımasızlık. Bu zemine daha çok dolayı. Yemekleri harika. En çok hangi yemek? Çorba. Onlar da dediler ki kızlar futbol oynamaz. Ondan sonra biz de oynayabilir dedik ve şeye katıldık. Onlar da yendik. 9 tane teneffüs yerine milyon tane teneffüs olmasını istiyorum. Ama gül mutlaka. Çok güzel geliyor. Gülümse. Evet, sana çok yakışıyor gülmek. Kemal Özer. Kerem. Tamam da 6 ayken de yatırayım. Ucuzlarken yatırayım. Tatildeyim. Çok memnunum. Yani biraz dağınık bir insanım. Öyle diyorlar bana. Ben pek inanmıyorum ama. Gezegenlerden Plüton güneş sisteminden atıldı. Maalesef. Okyanusya, Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika. Bununca hayal gücümüz yok oluyor ama küçükken var. Annem söylemeyi dedi. Şeyi, anneme kızmasını. İnsanlar el ele tutulsa, birlik olsa. Burayı var, hadi. Öyle, Bülbül köyde bir şey var diyorlar köyümüze. Hoş geldiniz. Ben her gittiğimde diyorum, hoş bulduk.
Sormuşsunuz bu soruyu daha önce. 14 milyar ışık yılı kadar bir evrende yaşıyoruz. Yani bayağı büyük mesela. Tamam. Ben hiç kimseyi göremiyorum. Mesela Hindistan 1.4. Çin gelecekteki yıllarda 2.3 olacak. Rusya ülkesi şimdi 145 milyon falan yaşıyor. Bir özelliği var Türkiye'nin. En çok boy madeni çıkartılan ülke. Dünya demek adamın anlamı. Bir de herkes diyor diyor. Ooo bu adının anlamı ne güzelmiş. Adın da çok güzel. Vallahi tamam. Hadi kızım. Tekrar mı çekeceğiz?